Merhaba arkadaşlar, Europa Universalis 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm seriye başladığımdan beri yapmadığım bir şeyi yapacağım. Savaşlara ara vereceğim bir süre. Yapmak zorundayız. Yanlış hatırlamıyorsam bir savaş önce, yani son yaptığımız savaşta yanlış bir casus belli, yani savaş sebebini seçtiğimizden ötürü diplomatik ilişkilerimiz bayağı zarar gördü. Bundan ötürü de bize karşı koalisyona giren devletlerin sayısında hatır sayılır bir artış oldu. Ufak tefek devletler ama bu şekilde devam edersek bunların sayısı gitgide artacak. Dolayısıyla ben öncelikle şu diplomatları bir geri çağırmak istiyorum. Gelin abi. O diplomatlarımız bir gelsin. Biraz diplomatik ilişki konusuna yoğunlaşacağım. 80 gemi ne be? Tamam. 80 gemiye rağmen fleet maintenance 20 mi yani? İyiymiş. Tamam, diplomatlarımız geldi. Şimdi şöyle bir haritaya uzaktan bakalım. Ha bir de bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Fransa'nın diplomasisine teknoloji seviyesine ısrarla bakmamı söyleyen arkadaş için şöyle bir bakıyorum. 16, 17, 17. 13, 15, 14. Yani bizden bayağı ilerideler. Hatta yani Avrupalı devletlerin aşağı yukarı hepsinde öyle teknoloji durumu. Yani bizim biraz da savaşı bırakıp aslında teknolojiye yönelmemiz lazım. Administrative çok çok önemli bir şey değil ama yani military olarak bizden 3 teknoloji öndeler. Mutlu musun? Adam inatla Fransa'nın teknolojisine taktı kafayı. Evet, şöyle bir bakalım. Önümüzde bir tehdit Fransa var. Şimdi şu anda Avrupa'daki böyle parçalı bulutlu devletler arasında en büyüğü Bohemia gibi gözüküyor. Dolayısıyla Bohemia ile bir relation'ımız var mı? Var. Arttırıyor muyuz? Arttırıyoruz. Güzel, arttıralım onu. İki, İspanya'ya karşı yani savaş içerisinde bulunmak zorundayız. Çünkü Tuscany var, İtalya'da Urbino var, Naples var ve bunlar hani İspanya'ya genelde yaranmaya çalışan devletler bize karşı. Dolayısıyla ben Cezayir ile bir alliance imzalamak istiyorum. Çünkü Cezayir'de Portekiz'e falan karşı çok iyi gözlerle bakmayan bir devlet. Hatta Tuscany'yi de rival olarak işaretlemiş. Bir offer alliance diyelim. Muhtemelen kabul edeceklerdir. Onlar da zaten bizden memnunlar. Memlükler ağa gitmiş vaka. Bu ne Memlük? Umman bayağı işgal etmiş Memlüğü. O zaman Umman'la da bir alliance imzalayalım diyeceğim ama bizim Umman'a bakışımız eksilerde. Bir improve relation diyelim. Hatta bir de üstüne send gift diyemeyiz. Daha henüz gönderdik diplomatı çünkü. Başka da yapmamız gereken bir şey yok galiba. Kırım, her zamanki Kırım. Şöyle bir bakalım. We have royal marriage. Tamam. Pers sınırı zaten gayet güvenli bir şekilde duruyor orada. Bir de Memlüklerle savaşıp şuraya bir Suriye çıkarmayı düşünüyorum. Şuraya böyle 3 bölgelik falan. Onu da Memlükle aramda tampon bölge yapabilirim. Ya da direkt yardıra da bilirim aşağı doğru. Umman'la ortada birleşebiliriz. Bir sıkıntı olmaz. Evet. Bir devam edelim bakalım. Ha bu arada şu tamam, Cezayir kabul etmiş Alliance'ı. Bu ne diyor? Abolish attacks. Execute the troublemakers. Şu anda 754 dukatı ödeyemem. Bir stability'den şey yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. 1'e düştü ama. Bir de Royal Marriage teklifi gelmiş Cezayir'den. Kabul edelim. Mission. Improve defenses in Roma. Tamam. Roma'da Starfort yok muymuş ya? Roma'ya bir Starfort yapalım. Devam edelim. Boşta diplomatlarımız var. Sizinle ilişkimiz gayet iyi. Polonya ile Litvanya ile filan toparlayamayız zaten ilişkiyi. Livonian Order'la zaten artı 80 var. Onun üstüne daha ne kadar koyabiliriz? Avusturya ile de toparlayamayız. Bavaria ile biraz şey yapabiliriz aslında.
Ama ilişki yapsak ne olacak Bavaria ile? Zaten 4 tane bölgesi var. Pek kayda değer bir durum değil. Burgundy ile şey yapabiliriz. Burgundy ile Alliance de yapabiliriz şu anda ama onlar sürekli Fransa ile savaş halinde olacaklar diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla o nasıl bir ses ya? İspanya bize savaş açtı. Avusturya, Livonya, Nordr, Naples, Silesia, Urbino. Avusturya, Livonya, Nordr. Livonya, Nordr bize karşı niye savaşa girdi? Sen niye yaramazlık yapıyorsun bakayım? Terbiyesiz. Evet. Şimdi bizim nerede claimlerimiz var ona bir bakalım. Napoli'de var. Ancona'da var. Avusturya'nın iki toprağında var. Silesia'da var. Livonian Order'ın iki toprağında var. O zaman sen direkt Avusturya'ya gir abicim. Senin başında lider yok değil mi? Yok. Şu Güneydoğu'daki ordu. O komutanı şuraya verelim. Şuraya. Belki lider ölür artık yani. Adamı ölsün diye komutan yaptık. Adam kaç tane savaştan çıktı daha ölmedi ya. Şuraya bak. 2-3-2 liderle... Bir dakika. O bizim değil. 2-1-2 liderle kaç yıl geçirdik. Sonra teknoloji düşük. Tabii düşük olur. Senin şeyin nerede abi? Varisin. Abdullah Osmanlı. O da 3-1-3. O da yani öyle ağmış bir şey değilmiş. Şimdi şu Revolt Map'e bir bakacağım. Dur abiciğim dur. Şuralara harsh treatment verebilir miyiz? 30 military power ne ya? Allah'ını seversen. 40. Sen İzmir'e gel. Donanma da... Donanma Karaman'a gelse sen de Karaman'a gel abicim. Seni oradan İtalya'ya getireceğim. Şuraları bir önce abandon edeceğim. Şu yukarıya hiç bakmayacağım. Diplomasi diyelim. Direkt Avusturya'nın ordusunu eritmeye yönelik oynayacağım. Avusturya'da direkt Macaristan'a dalmış zaten. Sizi bir ikiye bölelim. Geri kalan birliği de ikiye bölelim. Palermo'ya gel. Seni de ikiye bölelim. Sen de buraya gel. Sen şuraya gel. Sen burada dur. Ya da sen de onunla git. Tamam, sen de onunla git. Devam. Kim blokeyi etmiş ya? Tamam. Anlıyorum. Güzel. Ha, tamam. Tam onu diyecektim Macaristan. Sen orayı bir alıver. Gözüm. Bizim ticaret gemilerine dalmışlar diyeceğim ama bizim ticaret gemileri onlara dalmış gibi duruyor daha çok. Geldin mi Karaman'a? Gel abi Karaman'a. Tamam. Gel 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 gel. Seni abi alalım hemen gemiye. Sen de aşağıdan yukarıya doğru yardıran şey olacaksın. Tuscany bize karşı savaşa girmemiş. İspanya niye böyle bir şey saçmalık yaptı? Oo, ben bu savaştan var ya ne toprak koparırım ne toprak. Cezayir donanması yalnız tabii. Cezayir'e yardım etmemiz gerekecek. Yoksa Cezayir oradan bize savaş puanı kaybettirir. Karadan gidecek o. Sıkıntı olacak. Direkt o orduyu aslında Cezayir'e mi göndersem? Ha? Ne dedin? Yok yok. Biz önce bir Avusturya'yı tamamen işgal edelim. Sonra oraya da bakarız. Gel abi Abruzzi'ye. Ticaret gemileri siz abi şuraya gelin. Orayı bir kapatın. Sizin ya siz ticaret yapamayacaksınız zaten. Sürekli birilerine yakalanacaksınız. Bu Avusturya ordusu nereye gidiyor ya? Oha adamlar ofansif ağacı bitirmiş. Biz daha yerimizde sayalım. Adamlar jet gibi gidiyor. Kendileri bilir. Kesinlikle kendileri bilir. Bir saniye yalnız buradan yukarı çıkamayacağız. Tuscany bize şey vermez çünkü. İzin vermez. Sen şuraya gel, Görz'e gel. Devam. Ya böyle paşa paşa geri dönersin işte geri zekalı.
O Livonian Order 18 bin kişiyle geliyor. Gayipten bir sela duyuyorum şu anda. Oraya gemi yetişir mi ki? Çok zor. Siz bir toplanın abi, birleşin bir. Gel Lika'ya. Şu İspanyolları halledelim. Yukarıda bizim Macarlar yem oldu. Aha. Orayı İspanyollar çıkartma yapmış. Senin şu 14 binlik gelsin abi oraya. Yarısını orada bırak. Tamam. Sen şu İspanyollara gel abi. Tamam. Takistan taviz veririz. Gel gel gel, devam et onları kovalamaya. Tamam. O İspanyolları da hallettik. 51 bin mi? Ha, gemiden gelmiş. Sen abi bir saniye. Musa Osmanlı, sen şu taze ordunun başına geç bakayım. Sen de şuraya gel. Burayı işgal etmeye bir başlayalım. Avusturya ordusunu hallettik mi gerisi kolay. Ya şu Avusturya'nın topraktan toprağa geçme olayı beni çileden çıkarıyor ya. Tamam, Bohemia bize karşı koalisyondan ayrılmış. Bize karşı olan koalisyondan ayrılmış. Seni ikiye bölelim Aydın Piyale, gel bakayım buraya. Bizim gemi nerede? Gözde kalmasın o, gelsin şuraya. Bak, İspanyol donanması var, onu bir halledelim. Cezayir'in durumu nasıl? Oraya da gideriz donanmayla. Bu gemileri zaten İspanyollardan arakladık. Geleceksin oğlum, elin mahkum. Boşuna gezme. Ha şöyle. Gel de seni orada bir pataklayayım ben. İsyan çıktı, herif gelemedi ya. İkiye alalım bir. Gel 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 gel. Orada çok önemli bir mevzu var çünkü. Dur. Bütün orduyla çullanın abi heriflerin üstüne. Bu arada yeni bir ID açabiliyoruz. Açalım. Savaş sırasında ofansif puan kullanmayacağız zaten. Şuradaki durum nedir? İspanyollar ne yapıyor? Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. İspanyollar nereye gidiyor? Onları yakala. Onlar kaçmasın. Bir saniye, bir de bildirim geldi. Ayda oğlum. Gel sen de şuraya. Şuradaki savaş tamam, Avusturya kaçmış. Sanki ne olacaktı. Gel geri şuraya abiciğim. İşgal edin orayı, komple işgal edin. Hatta sen Avusturya'yı kovala. Bu arada Palermo'daki savaşı kaybettik. Hiç boşuna gitmeseydin be hacı. Tamam, sen de boşuna gitme oraya. Orada ancak katliam olur, başka bir şey olmaz. Şu gemileri hallettiniz mi? Hallettiniz. Şimdi gelin şu donanmayı halledin. Onlar bizim ticaret gemilerine saldıracak. Hemen gir abi limana. Yakalarsa öper. Kaldın orada. Hop hop, çıkmak yok. Devam et. Geri kaçıyor şimdi. Tamam, onu her türlü yakalarız orada. Macarlar şurayı işgal etmek üzereler ama
Livonian Order'da burayı işgal ediyor. O Kırım'a bak sen, Livonian Order'a gelmiş saldırmış. Helal. Polonya zaten, Polonya bizimle savaşta değil zaten. Bize karşı. Devam et. İspanyolların buradaki donanmasında. Oo, buraya kadar gelmişler. Bu çok kötü oldu bakalım. Bir bütün orduyu kaybettik şu anda. 14 bin tane İspanyol bir bütün orduyu harcadı orada. Ayrı tuttuğumuz için sırf. Bizim ordu üretmemiz lazım ama bu savaşı bir atlatalım, ondan sonra yapacağız. Tamam. Oradaki donanmayı da hallettik. Gel abi şimdi Cezayir. Yo, blokeyd eden donanma gitmiş oradan. Şu girişte dur abi. Hatta dur. Evet, o girişte dursun. Allah Allah. Burada niye isyan çıktı ki? Orası öyle isyan çıkacak bir bölge değil ki. Allah Allah. Paralı askerlerle halledeceğiz onları. Allah'tan paramız var. Devam et. Timurlar geçiş istemiş. Verdik gitti. Hadi bakalım. İspanyollar bayağı, yalnız 30 bin kişiyle falan geldiler İtalya'ya. Sen şuraya gel abi. Oradaki askerler heder olmasın şimdi. Onları al bu tarafa geçir. Da şuraya getir. Avusturya ortalıkta gezinip duruyor. Macarlar Silesia'yı işgal ettiler. Dur. Sen gel şuraya. Sen tekrar şuraya gel. Devam. Tamam. Kırım eksi %70. Nasıl işgal etmeyi düşünüyorsun orayı? Tamam. Burası çok çabuk düşecek İspanyollara. Ama yapacak bir şey yok. Şu paralı askerleri bir toplayalım. Oha, Kıbrıs'a da çıkarttılar asker. Gel şu donanmayı indir bari. De orada duruyor bak bak. İndir onu da. Güzel. Ondan da bir üç gemi arakladık. Toplan saldır şuraya. Gel buraya abi. Adamlarda donanma bitmiyor ki. Devam. O Avusturya'nın o ofansif ağacı bitirmesi çok kötü oldu ya. Keklik gibi avlar bizimkiler orada. Gel yukarı yukarı yukarı. 45 gemilik donanma var. Kaçırır mıyım hiç onu ben? Gel gel. Gel. Bu arada şuradaki savaş ne oldu? Almışız, tamam. Disband edelim. Şurada hemen bir ordu üretebiliriz aslında ya. On sekiz beş yapsak 18.
23. Tamam, öyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, orada bir üretilsin. Para bitti yalnız. Artı da, evet. Artı da ama. Hayırlısı. Gerekirse borç alırız ya. Plokta isyan çıkmış. İyi, bizim işimize gelir. Livonian Order işgal etmeye çalışıyor orayı. Devam et. Ulan bir bitmedi savaş. Ne savaşmış? Bitti, evet. Bütün donanması pert İspanyolların. Ya niye savaş açarsın ki arkadaş? Sebebi ne yani? Var mı başka donanma? Ne donanması? İki tane gemi var. Gel Albanya limanına, orada bir tamir etsinler seni. Şuraları da işgal etmek üzereyiz zaten. Tamam. Eksi %13 mü? Neden oldu? Allah Allah. İstanbul'u bloke, ulan İstanbul'u bloke edetsen ne olacak? Birazdan gelip alacağım. Devam et. Toplan Karaman'da. Şimdi sizi ayrı görüp gelip toplamasınlar. Şimdi aşağı yukarı dolanıp Macarlarla savaşıyor. Adamın iki tane şehri elden gidiyor, farkında değil. Siz çıkın abi şuraya. Limanı blokeyi dedin. Toplan toplan, gel gel gel. Kıbrıs'ı verir miyim lan kolay kolay öyle? Ben kaç yıl uğraştım Kıbrıs'ı alabilmek için Memlüklerden. Ordu'da 12 bin piyade var. 2 bin atlı, 2 bin top. Tamam. Bir şehri işgal ettik. Gel diğerine. Siz de orada dolanın. Yalnız şaka maka bayağı savaş kazandılar onlar. Yani bu x %10 da onların marifeti. Kalabriya mı? Ha evet, İspanyollar Kalabriya'yı aldı. Yapacak bir şey yok yani, bırakacağız. Şu toplar da üretilsin. Kıbrıs'a bir ordu çıkaracağım. Sen direkt git, hatta orada reinforce'una devam et. Devam abi. Order'da Plok'u almış. Tamam. Savaş ilerledikçe zaten onlar pes edecek. Hani şu anda kazansalar bile hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü onlar dayanamaz bu kadar manpower kaybetmeye. Ben dayanırım. Benim administration'ım da gayet iyi yani öyle. Her yer yemyeşil yani. Şu Revolt'a bakalım. Revolt map'te bile her yer yemyeşil. Önce onların devletinde isyan çıkar şeyden dolayı. Şu neydi? War Exhaustion'dan dolayı. Bizde bir sıkıntı olmaz. Devam et. Oo, bir dakika, herifler hızlı hızlı işgal edebilmek için şey yapıyor. National Mercantilism. Gel şuraya şunları bir dağıt. Bir tane gemiyle liman mı bloke edilir öyle? Toplan toplan toplan.
Tamam. Sizin başınıza bir de general vermek lazım şimdi. Ama general yok. Yo var. Kaybeden şeyde ordunun generali vardı. Gel abi. Gel buraya. Şu Kıbrıs'ı bir temizleyelim önce. Tamam. Tamam. Bu adalarda savaşmak böyle bir dezavantajı var işte. Kaçacak yer olmadığı için adada savaşan ordu kaybederse banko gidiyor yani. Denize dökülüyor tabiri caizse. Tamam şimdi 40 bin ne ya? Ha o 5 bin gelmişti oraya tamam. Onun 40 bin o. Sen kazandın değil mi orayı? Tamam. Sen şimdi gel Dalmaçya'ya. Enteresan bir şey yapacağız. Sen bindin değil mi gemiye? Getir abisi onları. Abisi. Tek orduyla halledemem bunları. İki tane orduyu da getireceğim. Şunları bir halleder misin abiciğim? Halledemezsin. Kaçıyorlar çünkü. İyi tamam dur oğlum. Hop. Tamam o 20 bini getirdin değil mi? Gel şimdi Dalmaçya'ya. Bunu da götür. Hepiniz gelin abi. Orada bir cümbüş yapalım. Nereye kaçacaksın İspanya? Nereye kaçacaksın? Palermo'ya mı? Ondan sonra? Ya işte. Bir dakika o 15 bin. Ha tamam. Bir reinforce oldu. Çünkü onlar daha hızlı ilerliyor büyük ordudan. Indeed. Aydın Piyale ölmüş. Ayda lidersiz kaldı bu ordu. Ya ölecek zamanı buldun. Neyse, karşı ordu zaten pert olmuş durumda. Devam et abi, kovala onları. Komutansız olması çok büyük bir dezavantaj yalnız bizim ordunun. Gel bir şuraya bakayım sen. Komutanımız yok mu? Hayda, burası da işgal altında. Komutanımız yok. Bir tane üretelim. Oho. Ha. O ne lan? Gel hocam, gel. Bu devleti bu bataktan sen çıkaracaksın ya. Var mı donanma şöyle bir temizleyebileceğimiz, alabileceğimiz? İspanyolların hediyesi olarak gönderilen. İspanyollar Cezayir'e saldırmış yalnız ya. Şurayı kapatırsak İspanyolların güneye inmesini engelleriz. Lakin burada Karaklar dışındaki gemiler kayıp verebiliyor. Çünkü burası okyanus suları olarak görülüyor. O yüzden oraya göndermek istemiyorum donanmayı. Gel şöyle abi orada dur. Ya da sen şimdilik bir burada dur. Bu orduyla işimiz bittikten sonra geri getireceğiz çünkü Avrupa'ya.
Hadi hocam. Sen iyi komutansın. Halledersin. Adamların teknolojisi çok yüksek be kardeşim. Askeri birimleri güçlü. Yeniyoruz ama sayısal üstünlükle yeniyoruz yani öyle. İyi savaştığımız için falan değil. Oh be, bitti. Şimdi sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Orayı komple işgal edin. İspanyolların bir daha esamesi okunmasın orada. Bohemia yok. Bohemia mı? Evet, Bohemia istiyor. Verdik gitti, hadi bakalım. Şimdi iki tane diplomatımız var. Onları ne yapalım? Bir kullanalım onları ya. Nerede kullanalım? Timurids mi? Burada Irak yok muydu ya? Timur mu oldu bunlar? Allah Allah. Hayırlısı. Umman yalnız yardırmış gitmiş. Adamlar arkalarını denize verdiler kardeşim. Arkada düşman yok, bir şey yok. Bizim her sınırımızda bir düşman var. Nasıl gireceğim o kadar içeri memlüklere? Arkadan biri mutlaka savaş açıyor. Fransa ile bir relation yapalım. Gönder abi improve. Boşta durmasın diplomatlar. Tamam, gel geri. Siz bir birleşin orada. Bakınız. Oldu artı %13. Son gülen iyi güler. Macarlar yalnız Macarlar mahvoldu ya. Bütün iki kere bir bütün ordu gitti yani adamlardan. Avusturya ordusu o ofansif ağacında bonusuyla birlikte güzel kovaladı adamları. Şurayı da bir bitirin de gözünüzü seveyim. Allah Allah. Gözümün burada olması lazım. Tekrar ordu getirebilirler. Sen gel abi şuraya. Şu limanları bir kapat bakayım. Sen şuraya gel. Tamam. Livonian Order arkadan çatır çatır işgal ediyor yalnız. Size de gelecek sıra. Size de gelecek. Şu İtalya'yı bir halledeyim de. Tuscany'nin bize karşı savaşa girmemesi çok iyi oldu. Tuscany bize karşı savaşa girse bu savaşta zorlanırdık. Kaybedebilirdik bile. Hani oyuna seriye başladığımızdan beri ilk defa bir savaşı kaybedebilirdik. Boşuna bas bas bağırmıyorum baştan beri. Memlükler önemli değil. Bunlar teknolojileri geliştirecek. Mahvolacağız o zaman. Yani mahvolmadık ama. Şimdi durmuyorlar anasını satayım. Koalisyona bir girdiler, çıkmak bilmiyorlar. Biraz hızlandırabiliriz. Şu anda yapacağımız bir şey yok çünkü. Şu ordunun yarısını getir şuraya. Bu Avusturyalılar şımardı. Gel geri. Onları yalnız bırakmaya gelmez çünkü Avusturya'nın daha büyük bir ordusu vardır illaki etrafta. Diplomatik teknolojiyi arttıralım mı? Savaştan sonra yaparız. Hadi lan. Bu komutanın gelmesi çok iyi oldu ya. Hakikaten sağlam komutan. Güzel. Dur abicim. Şuradan yukarı doğru gel. Bizim Macarları kovalıyorlar. Onlara da bir yardım edelim. Lütfen o savaş biraz sürsün. Lütfen. Haha. Güzel.
Kovala. İndir indir. Kovala. Devam devam. Onları şöyle bir iyice bir eritelim. Kovala. Güzel. Palermo bitti. Gel buraya. Oh. Dur orada sen. Dur orada sen. Senin siege'in çok iyi. %84'ü oyunda ilk defa görüyorum. Vallahi de billahi de ilk defa görüyorum. Gören de az insan vardır herhalde. Sen şimdi şuraya gel abicim. Orayı işgal et. Nereye birader? Nereye? Seni daha eriteceğiz dur. Ver abi. Bakalım nereye kaçacaklar. Tamam o 5000 daha büyük bir şey yapamaz zaten. Gel şuraya. Yo o büyük ordu. Reinforce olursa... Sıkıntı. Tamam. Gel şimdi Abruzzi'ye. Sen de gel abi Salento'ya. Salento'nun limanını sen bir tut. Malta mı? Malta'yı da mı alsak? Ya da Malta dursun ne olacak Malta'da? Sen şuraya gel abicim Abruzzi'ye. Siz 45.000 kişi komple Abruzzi'ye gelin. Orayı 15.000 kişi halleder. Onların tamamını indirin abi lütfen ya. Kaldı burada 4000 kişi. 27.000 kişisiniz. Halledebilirim ya. Heh tamam bitti. Şimdi Avusturya'yı işgal etmeye devam edebiliriz. Hatta dur ya. Viyen'i işgal et. Başkentlerini alalım abi. Niye uğraşıyoruz öyle kovalıyoruz milleti. Gel abi. Sen de Friuli'ye gel. Sen 7000 kişi şuraya git abi. 38.000. Sen şuradan şöyle gel abicim. Nereye? Hayır nereye yani? On prestige bonus. Hayda. Yine bir stability daha kaybettik ha. Şu stability'den bir yüzümüz gülmedi anasını satayım. Şunu reduce etmemiz lazım. Şunu da bir stability boost'la. Dur. Şuradan gel. Hiçbir yere kaçamazlar orada. Sen de abicim orada durma. Gel şuraya. Sen boşuna bir arada durma. Yani bir yapabileceğin bir şey yok. Dağıl abi. O 4 bölgeyi de işgal et. Rahat rahat at koşturamasınlar öyle. Tamam. Onları yakaladın orada güzel. Tamam. Kovala onları. Kovala. Kovala. İkiye bölüm. Yarın da şuraya gitsin. Devam. İnşallah bu süre zarfında hani Polonya ve hani Litvanya'nın dahil olduğu o şey grubundan bir savaş ilanı gelmez koalisyon grubundan. Norveç militer aksis istemiş. Verdik abiciğim. Vizna'yı da almışlar. Yazık Macarlar, Kırımlar falan da öyle ortalıkta sürünüyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor. Ne yapsınlar adamlar? Teknolojileri çok yüksek Avrupalıların. Devam et. Tuscany korku dolu gözlerle bu savaşı izliyor yalnız.
Bu arada Umman'la ilişkilerimiz toparladı galiba. Bir Alliance. Ha, savaşta olduğumuz için şey yapmıyorlar. Dynastic Action'ımız var mı sizde? Ha, varmış zaten. Tamam. Devam et. Tek yapacağımız şey beklemek. Bohemia Polonya'yı işgal etmiş. Oğlum gel bak sana diyorum akıllı ol. Güçlerimizi birleştirelim. Şu Avrupa'nın gelmeyelim. Çok kolay bir şey. Bende popülasyon var, sende teknoloji. Daha ne? Yani. Şunu biraz hızlandıralım da. Zaman zaman ben bile sıkılıyorum beklemekten. Bu arada o geri gelmişler. Şunları bir temizle hocam. Aha. Hayır mı? Ya lider ölsün. Hayır niye ölüyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Ben o herif tahta geçebilsin diye kaç senedir uğraşıyorum. 25 prestiji toparlarız ya. Bir stability daha veremem. Başka legal air de yok yani. Ne oluyor lan? Portekiz donanması gelmiş. Bizim ticaret gemilerine saldırıyorlar. Şu nereye gidiyor ya? Asker falan çıkartmıyorlar değil mi oraya aman? Oo Kırım'a çıkartıyorlar. Ha çıkartırsın. Geldim abi tamam siz limana dönün. Askerlerle denize gömeceğim. Ne yapacağım? Anasının nikahından 30 tane gemini riske atarak Kırım'a çıkartmaya geliyorsun ve 5000 asker mi getiriyorsun ya? Mantığı ne yani bunun? Devam et. İyi ya bizim Kırım'la Macarlar filan toparladılar biraz durumu. Livonian Order başka bir devletle mi savaşıyor? Evet, tamam. Ondan öyle. Yoksa çoktan buraya damlamıştı ordusuyla birlikte. Merhaba ben geldim Naples. Sizin o bizim ticaret donanmasına saldıran bir donanma vardı. O nerede? Onu bir göreyim. Ben onun için geldim çünkü aslında. Şuraya bir geçti abi. Şu kuşatma bir bitsin. Sen de şuraya geç. Tamam. Orası da bitti. Orduya artık ihtiyaç kalmadı orada. Gel abi limana. Sen de girebilirsin. Bin gemilere. Geldi kaya. Aa bir dakika. Dur dur dur. Orada bir düşmanımız daha var bizim Ancona. Orayı da işgal edelim. Hem orada claim'imiz de vardı galiba. Öyle lap diye konarlar adamın üstüne denizden gelip. Gel Venedik'e. Kuşatmalar da yakında biter herhalde. Mutlu musunuz? Bana savaş açtığınız için mutlu musunuz? Tamam.
Evet, bitmeye başladı buralar. Gel gel gel. Şu teknoloji savaştan sonra demiştik, tamam. Çünkü savaşı bitirirken anlaşma diplomatik power isteyebiliyor. Bu iyi oldu yalnız ya. Şu son 3-4 bölümdür İspanya ile savaşmamız güzel oldu. İspanya'nın gücü bir nebze kırıldı. Kırım çekilmiş savaştan. Çekilsin kendini. Görevini yaptı zaten. Avusturyalıların dikkatini dağıttı. Aha. Dur. Sen şuraya gel. Sen de aşağı gel. İspanyollar yeni gemiler getirmişler. Shiny. Oo, Girit'e çıkartma var. Benim niye haberim yok? İnsan beni de çağırır. Tamam. Tamam, 1618'e kadar takılın bakalım. Çıkmasın o. Bir daha uğraştırmayın beni. Güzel. Yok mu başka? İspanya. Varmış. Ve çıkmış bile yani topraklara. Ne var orada? 2-2. Ben oraya paralı askerlerle şey yaparım zaten ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallederiz, sıkıntı yok. Nasıl hızlı hızlı kaçıyor aşağıdan. Tamam, orası da bitmiş. Şu Avusturya'nın son kalan ordusu galiba. Güzel, o da gitti. Avusturya bitti. Sen şimdi yukarı gel. Sen sağlam olan komutandın değil mi? Evet. Bak bak bak. Portekiz'den şey gelmiş hemen. They are offering us following terms. Portekiz komple kendini sıyırmanın peşinde. Sıyır bakalım, hadi çık. Şurada toplanın da abiciğim. Orası daha merkezi. Sıkıntı yok. Birleş. Bin gemiye. Gel Kıbrıs'a. Tamam. Sizi disband edelim. Sen gel abi şuraya geri. Burası ne alemde? Tamam, bitik burası zaten. Yürü. Sıra Livonya'nın ordurda. Ordur. Tamam. Bize karşı niye koalisyona giriyorlar ki? Benim Irak'a bir kere savaş açmışlığım mı var? Allah'ını seversen. Bana karşı niye koalisyona giriyorsun? Şurada cücük kadar devlet duruyorsun. Bir kere saldırdın mı? Bir toprağını mı aldım? Bir Timur oluyorsun, bir Irak oluyorsun. Ne idüğü belirsiz. Toplan abi. Livonya'nın orduru da hallettik. Daha dur, işimiz bitmedi ama. Orayı biraz yavaş gidecek bizim orada ama.
Neyse hadi şuraları da bir şey yapalım. Reveal yapalım. Hazır gelmiş. Bir saniye ya, bir dur. Biraz fazla hızlı oldu bu. Tamam. Toplan abi, gel şuraya, şunları da hallet. Sen de bitirdin değil mi orayı? Tamam. Gel abi. Abruzzi'den alalım seni. Bak bak, Kıbrıs'ı yine çıkartmışlar. Allah'ım, sapıtacağım ya. Bin gemiye Kıbrıs'a yürü. Şuraları bir reveal edeyim de daha sonradan burası neresiydi, nasıl yürüyeceğiz bilmem ne falan olmasın. Gelmişken. Bir açılsın harita. Tamam. Gel şuraya. Tamam. Kafi. Bu kadar savaş Livonian Order'la kafi. İspanya'dan bir anlaşma gelmiş. Avusturya dendi filan falan. Onu geç. Ben senin önerdiğin anlaşma istemiyorum. Ben kendi anlaşmamı yapacağım. Şimdi. Bir saniye önce bir Carnitenfuri'yi şurayı alsam. Şurayı alsam, şurayı alsam vermezsin. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Ancona'da şeyimiz var mı bizim? Var. Livonian Order'dan toprak almak istemiyorum. Onlarla savaşı bitirmek istiyorum. Daha fazla savaşmak istemiyorum onlarla. Ancona'yı alalım. Burayı alırsak Bavaria ile sınır olacağız. Yok yere. Gerek yok. Tuscany zaten bize düşman. Burayı alalım. Başka başka. Mali ile benim alakam yok. Bana ne sömürge ettiniz yerden. Benim müttefiğim değil, bir şeyim değil. Şöyle bir şey yapsak Litvanya ile arayı toparlayabilir miyiz diye düşünüyorum ama o ara toparlanmaz. Bana ne Portekiz'den. Şimdi biz nereyi aldık? Şu ikisini aldık. Ratibor'u alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Zaten Bohemia'yla da yok yere öyle şey yapmaya gerek yok. Para verin abiciğim. Bana bayağı pahalıya mal oldunuz. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi şurayı bir Core Province yapalım. Şurayı da Core Province yapalım. Orduları çekelim. Kıbrıs'taki orduyu da alalım şuraya. Sen de gel abicim. Sizi şöyle bir Hun ya da alalım hepinizi. Sen de o kadar yolu gitmene gerek yok. Edirne'den getir orduyu. Tamam, tamam. Livonian Order koalisyondan çıktı, bize karşı koalisyondan. Şimdi Livonian Order'la aramız biraz iyileştirebiliriz. Improve relation. Bohemia ile aramız gayet iyi. Ama neden offer alliance diyemiyoruz? Ha, bize karşı opinionları çok kötü. Hmm.
Ya da bizim onlara karşı opinionımız çok kötü, bilmiyorum. Politiği alalım da bir şey map modu. Cezayir'e biraz para gönderelim. Gönder abi. Onların da payı var sonuçta yani. O kadar kayıp verdiler. Hem biraz kendilerini toparlasınlar. Kırım'a da para gönderelim. Tamam. Gelsene abi şuraya. Oha, gelemiyor. Nasıl ya? Oğlum dış topraktasın şu anda. Orayla şeyimiz mi var? Aksesimiz mi var? Allah Allah. Bunlara sorsak akses vermezler. Bunlar veriyor. Neyse hadi bakalım. Yine iyisin. Kalıyordun orada. Gel. Şu... Ah oh be, sonunda bitti ya. Sonunda Forced March açıldı. Daha kolay olacak şimdi her şey. Çok daha güzel olacak. Bir de şu teknolojiyi şey yapalım. Tamam. Devam et. Tamam. Şu military access'leri iptal edelim. Siz abicim İstanbul'da şey yapmaya devam edin. Yok, Ragusa'daydı, pardon. Siz de gelin abi Hunya'da. Tamam. Macaristan'a da bir para gönderelim şimdi. Macaristan'la ilişkimiz agresif expansion eksi 414. Abi bu adamlarla ilişki nasıl toparlanır ki? Toparlanmaz ki, imkanı yok. Neyse. Hı. İspanya ile biraz toparlanabilir aslında. Ama savaşmaya devam edeceğim. Ben İspanya ile şu anda toparlamayı düşünmüyorum ilişkileri. Fransa ile ne durumda? Artı 97 olmasına rağmen eksi 35'te kalmış. Biraz İngiltere ile relation yapalım. Umman, maşallah. Maşallah hocam. Şuradan biraz claim edelim ya. En azından Kudüs'ü biz alalım yani. Ummana bırakmayalım. Toplanın. Tamam. Birleşin, bir sizin askerlere bir bakayım şimdi. 46, 28, 19. Diyorsun. Şimdi sizi 3'e bölsek. Bir tane infantry atsak 3'e bölebiliriz size. Tamam. İki tane atlı lazım. İki tane de topçu lazım. Hemen şöyle üretelim onları. Devam et. Bir Revolt map'e bir alayım bakayım. Revolt ihtimali olan yerler. Şurayı bir hemen Core Province yapalım. Burayı yapıyoruz. Burayı yapıyoruz. Burası olmak üzere. İşgal altında olduğu için yapamamıştık orayı. Tamam. Timurlar bize karşı olan koalisyondan çıkmış. Ulan ne karak ele geçirdik heriflerden. Adamlar teknoloji yapıyor. Gemi basıyor. Biz alıyoruz adamlardan. İyi. Bizim teknolojiyi çok çabuk toparlamamız lazım. Aksi takdirde bundan iki savaş sonrasını görebiliyorum ben yani. Her ne kadar 123 bin manpower'ımız olsa da. Offensive idea'yı o yüzden açtım zaten. O teknoloji bu liderlerle kapanmaz. O teknoloji farkı idea ile kapatmak lazımdı. Bir nebze olsun faydası oldu. Birleşin.
15 tane şuraya ver. Piyade. Tamam. 10 tane atlı ver. 7 tane de top ver. 7 abicim. Tamam. Sizi Güneydoğu sınırına, yo şey, Konya'ya gönderelim sizi. Konya'da olmaz. Ankara olur. Sizi ikiye bölelim. Biriniz İtalya'ya mı gitse? Yo, şurada dursun. Hatta donanmada Ragusa'da dursun. İsyan çıkarsa hemen buradan getirebilelim diye. Sen de abi Lublin'de dur. Devam. Bizim hala heyerimiz yok, değil mi? Peki şu komutan arkadaş, hükümdarımız kaç yaşında? 65. Oğlum, o herif ölecek ya. O herif ölecek ve acayip sıkıntılı bir döneme gireceğiz yani. Bildiğin fetret devrine gireceğiz. Tahtta biri olmadığı zaman ne savaş açabiliyorsunuz, lejitimesiniz düşüyor. Konsey yönetiyor ülkeyi. Onların puanları da zaten çok kötü. Yani rezalet bir durum oluyor. Abruzzi neresi ya? Damaskus. Hayırdır lan, siz iyice ayaklanmaya başladınız. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun o zaman. Şu isyanı bastıralım, bitirelim. Bu videoda savaştan uzak durmaya çalışacaktık. Herifler bize savaşı ilan etti. Bir sonraki videoda yine aynı politikayı devam ettireceğiz. Biraz teknolojiyi toparlayana kadar. Tamam. Şu misyonerleri de hemen görevlerine gönderelim. Tamam. Siz oradan geri gelin abi. Nereye gelin? Rakka'ya gelin. Evet. Evet, bu videoluk bu kadar. Dediğim gibi bu videoda savaştan uzak durmaya çalıştık ama savaş bizi buldu. Biz de ne yapalım? Kafamıza gelen bu fırsatı tepmedik ve 3 tane bölge aldık. Yok, 2 tane bölge aldık. Yani savaşı onların açması iyi oldu aslında, çünkü bize agresif herhangi bir şey yazılmadı. Dolayısıyla bu videoyu da böyle kapatmış olduk. Ve bir sonraki videoda dediğim gibi teknoloji ve devlet yönetimine biraz daha ağırlık vereceğiz. Puanların biraz birikebilmesi için çalışacağız. Ekonomimizi savaşa yönelik değil, teknolojiye yönelik harcamaya çalışacağız. Şunu da biraz kısalım hatta. Unutmadan. Şunu artı 2 diyelim. Tamam, 3'ü de artı 2 oldu. Puanlar 7, 6, 6. Çok fena puanlar değil. Yalnız bir tane fazladan komutanımız var. O yüzden bir puan gidiyor olabilir. Evet. Donanma komutanımız o da. Donanma komutanını çıkarabiliriz. Çünkü hani İspanya ile yeni savaştık ve İspanya'dan daha güçlü donanması olan da bir devlet yok. Donanma komutanına çok ihtiyacımız olacağı söylenemez. En azından military puan için, hani military puanı feda edecek kadar bir komutan ihtiyacımız yok. Donanma komutan ihtiyacımız yok. Güzel. Bir sonraki videoda dediğim gibi administrative olaylara yöneleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler. İyi